İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Yaman. Hoş bulduk. Seni böyle ayakta görebilmek ne güzel. Teşekkürler. Hoş geldin Yaman. Hoş bulduk. Nasılsın? Hayat Hanım nasıl? Ellerinden öper amcası. Gel şöyle bara inelim. Görüşürüz Bahar. Birazdan görüşürüz. Herkese iyi geceler. Ah, benim hiç uykum yok. Biraz çay içeceğim. Anne. Benim hiç yok. Var ya. Gel yenge oturalım biraz. Olay kaçırıyorsun. Yaman abi burada. Abimle görüşmeye gelmiş. Lobi bardayız. Nereye arıyorsun? Şu benim şişeyi versene. Burada rahat mısın sen? Beni son gördüğünden beri bayağı iyiyim. Merak etme. O halini unutamıyorum. Sana teşekkür borçluyum. Bekir cesaretini anlata bitiremiyor. Onunkinin yanında lafım olur. Tek başına adamsınlara daldı ya. Onu yalnız göndermemenden çok etkilenmiş. Değil mi Hüseyin? İyi olmuş değil mi Bekir Bey'in Yaman Bey'le gitmesi? Ben hanımların bir arzusu var mı bakayım efendim? Bak Semen, karın seni akıl dışı bir şekilde seviyor. Senden başka, bebeğinden başka yaşamında değer verdiği hiçbir şey yok. Artık bu paranoyayı bırak. Boşuna kızı hırpalama. Hoş geldiniz. Bir şey içer misiniz? Evet. Hepimize çay ver. Çay. Ben sadece biraz da kendi dünyası olsun diye destek olmak istedim. Burada boğuluyordu. Sadece tekrar resim yapabilmesi için biraz yardımcı oldum ona. Gül ve Can benim en iyi dostlarım. Bahar da öyle. Seni de ortaklığımız dışında bir arkadaş olarak kazanmak istedim ama. Neyse, tekrar düşün. Bu otelde büyük emeğimiz var. Hepimizin. Dilara Hanım, sizinkiler burada. Haklısın. Ne oluyor? Duyamıyoruz ki. Seni Mardin'den tek parça getirmek benim için Bahar'ın mutlu olması demekti. Bırak bu aptalca şeyleri de gel güçlerimizi dağıtmayalım artık. Evet. Bak sana ne diyeceğim. Bu işi biraz daha büyütelim o zaman. Ben $2 milyon daha koyayım. Sen de koy. Kapasiteyi iki misline çıkartalım. Artık büyük yatırımların zamanı. Butik iş zamanı geçti bu ülkede. Yatak sayısını iki misline çıkartalım. Sana 1 ay mühlet. Parayı bulamazsan... 1 milyon alır gidersin. Bir ay içinde parayı getiririm. Sen projeyi yeni kararımıza göre revize ettir. Anlaştık. Gel müjde verelim. Aslında şunları biraz korkutalım mı? Meraklılıklarının cezasını çeksinler. Yoruldum ya. Yukarı çıkalım. Ne dönüyor ya? Biz ortadan yok olalım. Daha sonra ne olduğunu Seyhan'dan öğreniriz.
Bir kelek var ama anlarız bakalım. Hadi dağılın siz hadi. De hadi. Kaçırdık. Tekrarı var mı acaba? Heh. Neyse. Daha sıkıcısı başlıyor. Gel gel. Hayatımızı korkutma annesi. Babası annesine hiç kıyamaz, söyle ona. Yani kısacası yatırım 4 milyon daha artacak. Evet anlıyorum. Pardon. Seyhan'la konuşuyoruz. Yani abi ya az şey değilsin. Direkt vursaydın şey adamı olurdu. Daha kansız olurdu. Zavallı Yaman. Evet ortaklık devam ediyor. Tabii kahvaltıda görüşürüz. Ne? 8'de mi? Ne yapalım? Beni uyandır yalnız. Ben yatıyorum Seyhan. Sabah çok erken işlerim var. Tamam Yaman. Hayırlı olsun. Sevindim. Ya ben de. Ana kız yine erken geldi. Aman bunun yüzünden. Sabahın köründe dayandı kapıya. Sonra da uyuyabilirsen uyu. Çağırtmış ağam ne yapalım? Memo abi 6'da geldi. Siz ne olacakmışsınız? Biz buradayız. Yeni eve bakılacakmış. Herkes tam mevcut bulunacak demiş. Ay bu rahatlıktan sonra ne zor gelecek evde iş yapmak.
Söyleriz Sümbül anneye, biz de birkaç yardımcı alıverir. E yalan değil yani. Sen yeni evi duydun mu? Ucu bucağı yokmuş. Kardeş, biz şuraya oturacağız. Çay çıkmadı mı daha? Birazdan çıkacak. Ama ben size içeriden getireyim hanımefendi. Ay nasıl makbule geçer anlatamam. Gülme kız. Sen ne sandın Hayriye'yi? Tam bir salon hanımefendisi o. Ben de bir portakal suyu alacaktım. Hemen efendim. Olanlardan alsamadık acaba hanımlara? Dur kız, gorgusuzluk etme. Tam kursunlar öyle. Çay içe duralım, kafamız açılsın. Ne yapacaksın açık kafayı? Otelin hesaplarını mı kontrol edeceksin? Kız, sence ne kazanıyordur burası? Bunların sırf parasına para mı dayanır? Kont gibiler baksana. Kim bilir kaç para alıyorlardır. Asya, hazır şuradayken şunlardan birisini ayarlasana kız. Bak ne hoş çocuklar. Hepsi seçme vallahi, seçme. Dikkat et. Pardon beyefendi. Hiç önemli değil. Ay, gülüşe bak gülüşe. Oğlan çarpıldı kız sana. Anam nereye gidiyor bunlar böyle? Bu saatte Dilara nasıl kalkmış? Günaydın sevgilim. Günaydın. Yanıma gelsene. Gazetelere bakacağım. Kahvaltı söylemiştim. Gel istersen. Tamam Hüseyin. Buyurun ben Hüseyin. Seymen'in yatırımı bu kadar büyütmek istemesinin nedeni ne sence? Ne olacak? Bana meydan okumak. Neden direniyorsun Yaman? Neden vazgeçmiyorsun? Seymen'i seviyorum. Ama o evli. Biliyorum, karısı da pek şirret bir şey. Gerçekten neden ısrar ediyorsun? Belli işte. Seni zora koşma koşuna gidiyor adamın. Orada benim emeğim ve param var. Ben de başladığı işi böyle saçma sapan konular yüzünden yarım bırakacak göz var mı? Aşk ve kıskançlık saçma sapan bir konu mu Yaman? Hangi aşk? Bırak Allah aşkına. Sen İstanbul'da olanları bilmiyorsun. Bu inadın sana pahalıya patlayacak. Bizim aileye de tabii. Artık ne var ne yok bu işe gider. Belki ben de onu zora koşmayı seviyorumdur. Artık ne haliniz varsa görün. Ben seninle İstanbul'la ilgili konuşmak istedim. Gidiyor musun ha? Hı hı. Evet, ev bakacağım. Zeynep abisinin yanında kalmak istemiyor. Ben de gidip geldikçe kalacağım. Boğaz'da bir daire bu aralar kaçadır? Bilmem. Bakarız. Ne kadar param var? Bilmiyorum. Ben gerektikçe Seymen'den alıyorum. Seymen'den Boğaz'da bir daire parası alabileceğini sanmıyorum. Hele bu aralar. Mücevherlerini falan satmak zorunda kalabilirsin. Sen bu kadar parayı nereden bulacaksın? Kaynaklarım var. Amerikalılarla bağlantıya geçeceğim. Ya Boston'da saat kaçtır? Ayşe Melih'i aramam lazım. Gece şimdi değil mi? Ayşe Melek kim? Büyük teyzemin kızı. Uluslararası yatırım danışmanıdır. Benim için orada bazı temaslar yapacak. Çok hoş ve becerikli bir kızdır. Elinden hiçbir iş kurtulmaz. Buraya çağırıp inceleme yapmasını isteyeceğim. Telesekreter uyuyor herhalde. Neyse, akşamüstü ararım. Bak ne yapalım. Sen bir kenara 300 bin dolar atmaya bak. Hı-hı. Ben de sana küçük şirin manzaralı bir katar atayım. Geldiğinde birkaç tane gidip görürüz, tamam mı? Tamam.
Öldüler meraktan hemen. Alo, evet anne. Yaman Bey'le kahvaltıdayım. Öyle mi? Hay Allah. Fatma'ya da bir şey söylememişsin, merak ettik. Kalktı, kahvaltı ediyoruz. Sen ne zaman gelirsin? Yeni eve bakılacak. Mimarlar gelecek odaların şekli falan için. Sen en iyisi doğru oraya gel. Acele etme. Biz de bir saatten önce gidemeyiz zaten. Tamam. Selam söyle Yaman'a. Ne işi varmış Yaman'la? Kahvaltıya çıkmışlar. Burada kahvaltı yok mu? Baş başa. Burada sen varsın, abim var. Allah Allah. Çok anlamsız. Bu masadaki bazı kimselerin seçimi kadar anlamsız değil. Beni mi kastediyorsun, abimi mi? İkinizi de kastediyor olamam mı? Ama ağama da bu yakışırdı yani. Neydi öbürü öyle? Dönsen birine çarpıyor mu? Randevu veririz artık birbirimize. Yoksa mümkün değil birbirini bulmanın. Ama esprimi yaparmış bu. Hadi yürü içerilere bakalım. Bir bayrak çektirdik şöyle burçlara. Nazar değmesin maşallah. Ne dersin? Artık bize de bu evde bir oda açarlar değil mi Memo? Ne işiniz var sizin evde? Gene gider gelirsiniz köyden. Ama beni alıkorlar tahminimce. Değil mi Bekir abi? Bakalım. Hal ve gidişine bağlı. Acık sus diyorum sana. Her şeyden çıkma. Ağır ol biraz. İki gün sonra belki düğün olur bilmem ne. Ne atlıyorsun her şeye Allah Allah. Canım koca ev. Neredeler? Yukarıda. Oradan değil, buradan. Aslında çoğu iş bitmiş. Şimdi herkes tek tek kendi dairesinde ne istediğini söylesin. Nasıl yerleşiyoruz anne? Özür dilerim, geciktim. Ben şöyle düşündüm. Bilmem siz ne dersiniz. Şu bölüm tamamen senin ve Bahar'ın. Burası benim. Gel kız aşağı. Var mı öyle herkesten önce yer kapmak? Sıranı bekle. Sabah sabah nereden böyle Dilara Hanım? İşlerim vardı. Burası çok hoş. Ama biraz mimari olarak dağınık gibi değil mi? Sana da şu bağımsız daireyi verelim diyorum kızım. Bak geniş, ayrı ev gibi. Çocukla rahat edersiniz. Benim için neresi olursa olur. Daha çok İstanbul'da olacağız biz. Gelip gittikçe yatacak bir yer olsun yeter. Orayı sen al istersen. Hem Hamzaların konağı da var. Orası kesinlikle benim. Önünde kendi balkonu da var. En sota yeri seçtin değil mi? Olmaz. Sen şu avlunun ortasına yapılacak odada kalacaksın. Dört tarafı da cam olacak. Doğru. Etrafına da çepeçevre hendek, içine de timsahlar. Hadi çocuklar, çok gezecek yerimiz var. İyi misin Bahar? İyiyim. Banyo lazımsa şurada var. Yok, bir şey yok. Beğendin mi burayı? İçeri bakalım mı? Bakalım.
kime yeter? Bunun böyle bir tane de ortada olması lazım. Önüne de yer lazım. İnsan sırasında oturur hava alır. Yaz ha. Dolap as. Yan tarafta da erzak yeri olsun. Tabii ya. Olan bu. Tatava etmeyin. Koskoca yere sığamadınız mı? Size zor. Her gün çarşıya çıkarsınız. Çarşı şurası. Gidiveririz. Öbür ev gibi dağ başında değer. Olmaz. Ben her şeyi elimin altında isterim. Bize neresi verilecek Bekir abi? Gel. Bak. Senin yeni orası. Kartal yuvası gibi. Ağam Allah'ına yakın olsun dedi. Seni daha yakından görürse belki günahlarını affeder. İyi olacak anne. Zamanla alışacağız. Hepimiz alışacağız. Her yere asmalar diktirteceğim. Sen gene her zamanki gibi asmalı konağın hanımı olacaksın. Bu sefer asmalı sarayın hanımı. Ne hanımı? Kraliçesi, sultanı. Sabahları avluda vezirleri kabul edeceksin. Vezir-i Azam Bekir Efendi huzurlarınıza kabul edilmeyi bekler sultanım. Güzel yermiş. Pek rahat, pek lüküs. Nesi var bunun böyle? Yerini yadırgadı. Bahar. Hiç konuşmuyorsun. Nasıl buldun hep? Güzel. İnsana geçmişini unutturacak kadar güzel. Güçlü. Ulaşılmaz. Güzel. Ev içindeki insanları kendine benzetir zaten. Biz de bu yeni evde hızla değişeceğiz. Hay Allah. Telefon etseydik keşke. Gelirler şimdi canım. Acık oturalım şurada. Otelde esaslıymış. Sen yeni yaptırdıklarını gör. Sırf taş eski yapı. Sonradan iyice aldı yürüdüler desene. Hem de nasıl? Bir oğulları geçti işlerin başına. Çok becerikli bir şey. Seymen oldum odası yırtıcı oğlandı. Bir de bizimkilere bak. İşleri güçleri dalga geçmek. Bir iş kafası var Seymen'de. Kimse de yok öylesi. Tamer de yetişiyor bana kalırsa. Kendini göstermesi için fırsat vermek lazım. İstanbul'da denesin bakalım kendini. En büyük fırsat işte. Kendi masrafa çıksa bize yeter de artar bile. Aman. Onun İstanbul'a gitmesi iş kurmak için falan değil. O parayı da yer bitirir nasıl olsa. Kızın peşinden gidiyor. Hangi kızın? İşte bu kızın. Bu mu? Müstakbel gelinin Zeynep Karadağ. Şşt dur çek. Vallahi güzel söyle. Kızmış. Buyurun. Buyurun. Sümbül Hanım. Hoş geldiniz. Bilseydik bu kadar oyalanmazdık. Biz de ani karar verdik. Ben de bir uğrayıp Seymen nasıl diye bakayım dedim. Sağ ol Kader abla. Geçti çok şükür. De pek üzüldüm. Niye zahmet ettiniz? Hayriye, Asya alın kızım şunları. Ev baklavası. Özlemiştir Seymen. Yesin de kuvvetlensin. Allah! Hem de nasıl özledim. Doğru masaya, masaya. Bu da Kemal. Hatırlarsınız. Hakan'la Tamer'in babası. Hoş geldiniz. Yuvaya geri döndün oğlum Kemal ha? Öyle oldu Sümbül Hanım. Buyurun yemeğe oturalım. Vallahi ben açlıktan ölüyorum. Yok biz hemen gideceğiz. Bizim Gümüşyaka'da yer ayırttık. Kader abla bizim otelin mutfağını bir tatsın da bakalım başka yerde bir daha yemek yer mi? Yok. Siz de yorgunsunuz şimdi. Uzadı bu iş. İptal edin şu rezervasyonu hadi. Hadi buyurun buyurun. Karşıma buyurun Kader abla. Nasılsın gelin hanım? Acık solgun gördüm seni.
Yengen bebek bekliyor Kader teyze. Aa, tebrik ederim. Aman pek sevindim. Hayırlı olsun gençler. Ah ah, bebek sevmeyi de pek özlemiştik değil mi Zeliş? Ama senin yerin başka tabii. Sana bir şey getirdim Sümbül Hanım. Bu senin. Bu ne? Bizim konağın anahtarı. Ne zaman istersen çoluğu çocuğu al taşın. Biz çiftliğe geçiveririz. Böyle otel köşelerinde olmaz. Sana yakışmaz. İyi akşamlar. Nereden böyle kadar hanım? Dayın Sümbül'e konağı devir teslime gitti. Biz de nezaret ettik. Aman abuk subuk konuşma. Evin anahtarını verdi. Dayı, ne diyor annem böyle ya? Ata dineyse de bu fazla olmuyor mu artık dayı? Dalga geçiyorsunuz değil mi? Dalga malga geçmiyorum. Gözümle gördüm. Kadına çıkardı, kapının anahtarını verdi. O da gözünü süze süze aldı, çantasına attı. Toplanın, yarın gelirler. Başını sokacak bir yer bulun artık. Kader, abim bir jest yaptı. Kimsenin geleceği falan yok. Koskoca yeni konak aldılar işte. Ayıp be, ayıp. Ayıp. Anamın atamın yerini sen elin kadınına nasıl teklif edersin? Kime danıştın? Ev sırf senin sanki. Bana sordun mu? Kader, büyüttün ama. Kapat artık bu konuyu. Bir dakika dayı. Onları burada misafir etmek başka, evin anahtarını vermek başka. Misafir davet etmenin de bir usulü, bir şekli vardır. Ben böyle bir şekli uygun gördüm. Sizinle açık oturum yapacak değilim. Hadi, iyi geceler. Çıkın sindiğiniz yerden. Sorsanıza bir şey isteyen var mı diye. Buyur abla. Uyku ilacımı getirin bana. Bir de ılık süt getirin. Bana da bir viski ver kızım. Senin içki içmen doğru mu baba? Ya bana sabah akşam bu doğru mu şu doğru mu diye sorup durmayı bıraksanıza artık. Hiç be, densiz şey. Ne olacak bu Ali böyle? Sen de acık şuna bir şey de Kemal. Kadının da buna meyli var mı acaba? Mallarına var da kendine var mı bilmem. Ya sanki ihtiyacı var. Bu civarın en zengin kadını o anne. Ne yapsın senin mallarını ya? Nasıl zengin oldu sanıyorsun? Nasıl işini bilir o? Bir kere oğulları Sümbül Hanım'ın dayımla böyle bir yakınlık kurmasına izin vermezler. Boşuna telaşlanıyorsun. Bu aileyle herhangi bir bağa asla izin vermezler. Sümbül canı isterse başkan Bush'u bile karısından boşatıp kendi alır. Kimse laf geçiremez ona. Yani kader. Sen Bush'a hayran olabilirsin anne. Ama Sümbül Hanım'ın tipi olduğunu sanmam yani. Ama ne hayran olacağım ona? Ben Clinton'u beğeniyorum. Bak sinirimden geliyor. Gülmeyin. Gülmeyin dedim. Abi yatıp dinlensen artık. Neden yatayım oğlum? Yattık yatacağımız kadar işte yeter. Her fırsatta dinlenmen lazım. Boş ver. Senin canını sıkan bir şey mi? İşin tuhafı yok. Hayır, tuhaf olan yok gibi yapma. Olaylar beni uyuşturdu sanki. Pek bir şey hissetmiyorum. Bir tarafım o patlamayla uçtu gitti. Neden girdin oraya abi? Konuşmak istemezsen konuşma. Ama herkes bunu merak ediyor. O an öyle oldu. Hayatla ölüm arasındaki ince sınır çizgisinin üzerinde gidip gelmeye başladım. Hangi tarafında olduğumun o an için bir önemi kalmamıştı. Neden bilmiyorum. O an öbür tarafı seçtim. Seçmişim. Bir daha hiç kimsenin beni köşeye sıkıştırmasına izin vermeyeceğim. Onun için mi Bahar'dan uzak duruyorsun?
O büyük hatayı yapmasaydım şimdi evimiz yanmamış olacaktı. Reşit'le görüşmeye gitmemem bize pahalıya patladı. Onların mı parmağı var diyorsun? Eminim. Kaybettikleri mevzilerini geri alana kadar saldırılarını sürdürecekler. Gücümüzü toplamamız lazım. Lüzumsuz konularla dağılmayı bırakıp işimize bakmamız lazım. Bütün başımıza gelenlerin suçlusu benim. Güçsüz davrandım. İnsan bütün gücünü aşktan almaz mı abi? Belki. Dengeli ve seveceğim bir aşktan alabilir. Evet. Ama aşkını yırtıcı hayvan kafesinde kilitli kalmış gibi yaşarsan gücüm gücün kalmaz. Darmadağın olur. Alo. Ah, merhaba Duygu. Nasılsın ya? İyiyiz. Toparlanıyoruz. Toparlanıyoruz dedim. Bahar değil. Öyle mi? Bana iyi gibi geldi. Yo, araları gayet iyi. Sana bir şey mi söyledi? Niye endişeleniyorsun o zaman? Anladım. Evet. Okul açılır açılmaz bütün sosyal faaliyetlere katılacağım. En hızlı arkadaş edinme yolu bu. Tamam. Dev bir arkadaş grubum olacak. Burada yapamadığım her şeyi yapacağım. Yalnız arada okula da uğrasan diyorum. Bir kere çakarsan bile Seymena seni okuldan alır. Biliyorsun böyle hataları affetmez yani. Deli misin sen? Onun şu anda bile okulda adamları falan vardır. Devam durumumun günlük raporu kesin gider ona. Kaydolup geleceksiniz değil mi? Ben gelmek istemiyorum. Ama ablam geleceğiz diyor. Hamzaoğulları ile ilgili davaları varmış. Dönüşte beni yalnız bırakma gel. Okul açılınca gidersin dedi. Uçaktan korkuyor ya. Ev bulur bulmaz döneceğiz. Ablamı arayalım da size yardımcı olsun. Hem bize yakın bir ev bulur belki. Murat da göz kulak olur sana. Sen şimdi salak gibi olursun İstanbul'da. Buyurun, kapı açık. Hadi bana iyi geceler. Sen hala ayakta mısın? Sabahın köründe uçağa yetişeceksin. Yengemden biraz İstanbul bilgileri aldım. Sabah görüşemeyiz. Hadi sizi öpeyim. Bana bak. Tamam, biliyorum. Cici bir kız olacağım. Bu seni. Abi, bu harika bir şey. Artık üniversiteyle bir kızsın. Sana karışamayız. İstediğini arayabilirsin. Ama kart senin adına ve ayrıntılı arama dökümü sana gelecek tabii. İyi geceler hanımlar. Bazen şu dilime ameliyatla aldırmak istiyorum. Ben gideyim, iyi geceler. İyi geceler. Gel buraya. Burada olduğumu nasıl anladın? Botlarının gıcırtısından. Bütün gün gıcırdayıp durdular. Şu haline bak. Kezban, gir içeri. Ne var ya? Çok rahat bunlar. En sevmediğim şey. Bir günde topuklu bir şey giy. Kadına benze biraz. Allah Allah. Kadını topuklu pabuçla mı oluyor? Neyle oluyor? Tabii. O da bir parçası. Terbiyesiz. Senin telefonunu resepsiyona bırakıyorum. Artık beni bu numaradan ara. Canım, iki telefonla dolaşamam ya. Hem abimin verdiği çok daha güzel. Bir dakikada sattın benim telefonu yani ha. Resepsiyona falan bırakma. İstanbul'da kendin verirsin. Aa, sen de mi geliyorsun? Ne zaman?
Bari aynı uçakla gelme. Delisin sen ya. Ablamı delirteceksin. Üstelik Salih de var. Siz de uçtunuz yani. Yanaşmalarınızı da mı uçakla götürüyorsunuz? Zeynep? Allah Allah, ne var bunda bu kadar bozulacak? Aptal bu kız ya. Dengesiz ya. Wir brauchen mehr Zeit. Ich glaube, wir schaffen es aber ich hoffe, die Damen das. Kader muss an mich glauben. Ich rede morgen nochmal. Du musst dich um deinen Bruder kümmern. Wir haben keine andere Wahl. Okay, Jess, muss ich auflegen. Ich ruf dich morgen Post an. Du musst Geduld haben. Ich lieg auf. Ich kann tun, was ich kann. Yavrum, güzel kızım. Hadi çocuklar, işlerinizi çabucak bitirip dönün. Okullar açılmadan hepinizi doya doya görelim. Zeliş. Ya vallahi Aris şimdiden içime çöktü. Hadi Allah yolunuzu açık etsin. Alıştırın kendinizi artık. Kuşlar yuvadan uçuyor. Hayır efendim. Onların yuvası bizim yanımız. Her hafta gelecekler. Kombin bilet ayırtacağım. Yok öyle hafta sonu İstanbul'larda kalmak. Her cuma tıpış tıpış evlerine gelecekler. Hani daha neler? Hostes falan olsaydım o zaman. Ben de pilot. Hadi oradan zevzekler. Hadi yürüyün bakalım hadi. Ağlamayacağım. Büyük yemin ettim. Artık ağlamak yok. Ben de. Ne var bunda ağlanacak? İftar edilecek bir şey. Hadi. Ben hemen dönerim. Hoşça kalın. Başıma gelen. Ne olacak yemin şimdi? Memo git bir horoz tut çabuk. Vallahi günah. Bak yemini bozdular. Nereden tutacağım ben horozu şimdi? Allah affeder, bir şey olmaz. Ana onlar, normal. Allah baba inanmamıştır zamanında o yemine zaten. Ne o? Sen mi kuruyorsun sofrayı ha? Kızları komşuya yolladım. Davetleri var bugün. Yardıma gittiler. Masanın güzelliğinden senin kurduğun belli. Yalancılığından bir şey kaybetmemişsin maşallah. Sana hiçbir zaman yalan söylemedim ben Kader. Keşke böyle olmasaydı. Biz iyiydik senden. Bunu öyle çok düşündüm ki sonradan. Senin iştenliğini, güçlülüğünü, olgunluğunu... Hanımefendiliğini öyle aradım ki. Kolay değil. Ne kadar gülerdik seninle. Aman geçmişe maziye ölmüşe. Hastalığımı öğrendiğimde tamam dedim. Kabul. Tanrı cezamı veriyor işte. Boynumu uzattım. Doğru dürüst tedavi bile olmadım. İlaç bile almıyorum. Ama şimdi siz yanımdasınız ya. Artık yaşamak istiyorum Kader. Allah büyük. Umudumuzu kaybetmeyelim. Bak, iyi gibisin sanki. Bir arkadaşım aradı. Yeni bir tedavi varmış Almanya'da. Çok etkiliymiş. Yaptıralım. Gidelim hemen. Çok para ya. Aman paraymış. Para ne be? Ben bir gidip görüneyim diyorum şu doktora. 50-60 bin euro gider diyorlar. Git. Ne kadar lazımsa ben veririm. Bunu hiç düşünme sen. Dur ben çayları getireyim. Konuşalım şu işi.
Babanı tedaviye yolluyoruz. Yeni bir şey çıkmış. İşi kökünden hallediyormuş. Sen gitmeden açık konuşalım, dur. Öyle mi? Ne kadar iyi. Dün gece doktorunla mı konuşuyordun baba? İnandılar sanki ha? Demek kaderin iyice güven duyması gerekiyor. Kimin abisi oyalanacak para için biraz daha baba? Sabrina'nın mı? Ben uçağa yetişeceğim. Döndüğümde burada olmazsan çok memnun olurum. Baba. Abla nasılsın? Ne yapacağım işte, popo kebabı yapıyorum havuz başında. Bildiğin gibi. Evet. Ev çok güzel ama sıkıcı sanki. Belki içinde yaşamaya başlayınca bilmiyorum. Beni biraz korkuttu o ev. Seymen. İyi. Adamlarını toplamış, toplantı yapıyor biraz ileride. Şimdilik fena gitmiyor ama ne kadar sürer bilmiyorum. Bilmiyorum demek, bilmiyorum demek işte. Biraz acayip. Gel gitti oldu sanki kazadan biri. Hayır canım, bana karşı çok nazik. Abla, seninle bunu konuşamam. Ablalığın da bir sınırı var yani. Siz ne yaptınız? Ev buldun mu bizimkiler? Evlendim, buraya çay servisi yapılmasaydı bakalım. Başlayın efendim. Beğenmezler bilirim. Ablam. Selam söyle. Annemin selamı var. Onun da selamı var. İyi tamam. Ya dönsünler artık, sıkıldım burada. Zeynepsiz olmuyor yani. Tamam. Hadi herkesi öpüyorum. Babamı aradım dün akşam. Ya tamam hadi bay. Ne yapıyorlarmış? 3 günde 20 ev gezmişler, beğenememişler. Yaman intihar etmek üzereymiş. Yaman Bey de mi ilgileniyormuş? Tabii. Boğaz'da ev uzmanı Yaman'dır. Tek tek bilir bütün evleri. Köklü bir ailenin çocuğu olunca haliyle. Şu hain planlarımıza kaldığımız yerden devam etsek. Ya ne kadar iyi olur. Baksana tutturdu zaten İstanbul'da yaşayacağım diye. Doğru. Ama haklısın. Çocuk niyeti varsa da çekinir artık vallahi. Kim korkar hain kurttan? Aman istemem. Biz karışmayalım. Biraz kafamı dinlemek istiyorum. Hele şu torunum doğsun. Bir ele gelsin. Dünya seyahatine çıkacağım arkadaşlarımla. Bıktınız bizden değil mi? Başa gelen çekilirmiş. Ay, doğuda çekeceğimiz var. Aa, kim gelmiş? Nereden çıktın kızım sen? Gelmem gerektiğine dair bir hisse kapıldım. Neden acaba? İyi saatte olsunların mı dürttü? Aman. Hoş geldin kızım. Ne iyi ettin de geldin. Bak şu Allah'ın işini. Sürpriz diye buna derim işte. Kızım haber verseydin ya, alandan karşılardık. Aman otobüste geldik ağam. Uçak mıçak nerede bizde öyle bu pahalılıkta? Aa aşk olsun. Biletini yollardık evlat. Hoş geldin Duygu. Seni iyi gördüm. Geçmiş olsun. Sağ ol. İzninle toplantımız vardı. Birazdan görüşürüz. Gel sen. Tamam. Çay içer misin? Sen açsındır da şimdi. Oğlum baksana. Otur. Şuna fazla yüz verme. Bir an önce de sepetleyin. Evet merhaba, beyler şu anın dosyasına da bakalım şimdi. Hoş geldin Ali Bey. Seymen'e baktım ama toplantısı var galiba. Şimdi biter. Buyur çay içelim. Yok ben sizi rahatsız etmeyeyim. Gel biz şöyle geçelim. Gençler otursunlar. Bir viski alır mısın? Erken ama alayım hadi. Canım sıkkın zaten. Aa ne oldu? Oğlum bakın buraya. Bir buzlu viski ver oğlum. Ne marka olsun? Ne varsa önemli değil. İyi bir şey olsun. Hayırdır Ali? Olan oldu. Kemal gene yaptı yapacağını. Meğer hastayım öleceğim falan diye numara yapıyormuş. Aa ne? Oğlan gece tesadüf telefonunu duymuş. Almanya'daki kadınını abisine büyük borç takmışlar. Bizden para sızdırmaya gelmiş. Vah vah.
Ne yaptınız? Ne yapacağız? Kader attı evden ama perişan. İlaçlar bile bir işe yaramıyor. Örttü örtüsünü, bütün gün dua ediyor. Düşüp düşüp bayılıyor. Bitti kız. Ne kadar mutlu görünüyordu. Ama bu bir kadına yapılmaz Ali Bey. Olmaz. Bir de 5 kuruşu yok. Çek git yok ol kasabadan dedik. Uçak parası yok. Bırak onu, ekmek yiyecek parası yok. Ay rezillik ortalıkta. Rezillik ki ne rezillik. Bir otele yerleşti. Veresiye yiyip içiyor. Para verip göndereceğim. Karıma dokunuyor Sümbül. Böyle bir hayvana para vermek ağrıma gidiyor. Böylesi daha kötü. Bilmiyorum. Ben bir kadere gideyim. Konuşmaya ihtiyacı vardır şimdi onun. Çok iyi olur. Kimseyle konuşmuyor. Belki seninle konuşur. Ay böyle şey duymadım. Vah vah vah. Hadi iç içkini de gidelim. Ben çocuklara haber vereyim. Bu işte şimdi söylenmez. Ne desek acaba? Ali beni çiftliğe götürecek, atı bir dolaştıracağım de. İnanırlar mı bilmem ama. Ama sen de Sümbül bu yaştan sonra. Kalk gidelim. Neredeydin mi diyecekler. Bir şey demene lüzum yok. Hadi. Tamam beyler. Yarın bu saate bütün işlemler bitmiş olsun. Baş, baş. Mesai bitiminde biriniz gelin bilgi verin. Gün içinde bir pürüz çıkarsa Seyhan'ı ararsınız. Evet. Hadi biz de kalkalım Seyhan. Geç kalıyoruz. Öyle mi? Hı-hı. Ne yaptın? Aradım dedim ya. Biz çıkıyoruz. Yemeği yokuz. Tamam? Merak etmeyin. Nereye? Benim gelmemden hiç hoşlanmadı. Saçmalama Duygu. Toplantıda bir durum çıktı herhalde. Hadi gel sana bir oda ayarlayalım. Duş falan yapmak istersin belki yemekten önce. Sonra sana Kapadokya'nın en nefis yemeklerini yedirteceğim. Sen kopmaya başlamışsın bu ağalık işini. Aferin aferin. Çabuk öğreniyorsun. Yürü. Aa, dur kızım ne yapıyorsun sen, hamilesin. Çekil şunu. Oh, ya. Oh, oh. Aman. Hoş geldin ağam. Ablam aceleyle çıktı az önce. Çıktı mı? Aa, nereye gitti acaba? Ben biliyorum onun nereye gittiğini. Gel. Neden kendi başına oralara gittin? Bana haber verseydin ya. Ben geliyorum şimdi. Ağlama, tamam. Bir şey olmaz o sütü bozağı, bırak. Ne olmuş? Kurtarmışlar mı? İyi, baygın yatıyormuş. Kaç para bu Kemal'in borcu buraya? Ne diye Kader Hanım'ı arıyorsunuz? Bana haber verseydiniz ya. Ya evde ilk çıkana söylemiş bizim Şef Ali Bey. Telaşlandık biz de. İntihar numarasıyla duygu sömürüsü yapacak utanmaz herif, haklı sıra. Kaç para? 350 milyon. Ne bu be? Kuzumu kestirdi herif her gün. Sırf 3 tane viski var. Ben seni bırakıp hastaneye yanına gideyim şunun. Ya seni de buralara sürükledik. Ziyanı yok. Ben de seninle geleyim. Kader'i alıp otele getiririz. Biraz kafası dağılır. Gelmez sanmam. Sen git, ben seni sonra ararım. Mutlaka ara ama. İcab ederse ben gece uğrar konuşurum Kader'le. Hastanede falan kalmaya kalkmasın. Bırakma sakın. Bırakmam, merak etme.
Aa, siz yemeğe gitmeyecek miydiniz? Vazgeçtik. Bir şey mi oldu? Yok, annemi bekliyoruz. Siz geçin yemeğe. Başlayın, biz sonra katılırız. Gene ne kadar şıksınız Bahar Hanım. Bu da uyanık ya. Aleyhime delil topluyor aklı sıra. İşi gücü milletin işine burnunu sokmak. Taktın sen de kızı abi. Ne takacağım ya? O benimle uğraşıyor. Ah, ne yapıyorsunuz burada? Nereden böyle Sümbül Sultan? Şeyden. Ali Bey'le benim atı dolaştırdık. Özledim keratayı. Hem de hava aldım. Çiftlik de pek hoş bu aralar. Başka bir yere gitmedin mi anne? Anlaşıldı. Siz beni takip ettirmişsiniz. Terbiyesiz şeyler. Oturun şuraya. Oturun dedim. Bak, bana mektup bırakmış. Benden iğrendiğini biliyorum. Ben de kendimden seni terk edip gittiğim günden beri iğreniyorum. Yaptıklarımı, ettiklerimi ben tamamen gidince hatırlamamaya çalış. Beni olmamış say. Benim en büyük hatam senin hayatına girmek oldu. Ama o güzel gözlerini gören birilerinden başka ne gelirdi? Kaderimdi. Kaderim oldun hep. Kaderime razıyım Kemal. Şöyle şek. Çok hap almış. Onu odayı temizlerken bulmuşlar. Ben de gizli gizli kanser falan değil ya, çok şükür diye seviniyordum. Ya şu aşk denen şey ne acayip şey ya. Tuttuğunu devirip yere seriyor. Hiç acıması yok. Çekiyor, alnından vuruyor insan. İşte böyle uyanıklar. Hadi ben acıktım. Yemeğe oturalım. Ay. Ay. Bu kadar kişi binmeyelim dedim ben size. Bak asansör düşüyordu az daha. Ya biz üçümüz bir sene deriz Fatma abla. Terbiyesiz. Şşt. Azıcık sessiz olun. Hadi yemeğe hadi. Millet toplanmadan yiyin bir an önce. Çok kötü madara olduk. Hem de nasıl. Canımızı okur artık. Aa, herkes geldi. Keşke bekleseydik. Kimse bize eşlik edecek havada değildi. Annenle konuşmamız gereken önemli bir şey vardı. Aman ne önemliymiş gerçekten. Sana şampanya ısmarlayabilir miyim anne? Kurtarmaz. Bu iş sana daha pahalıya patlayacak. Ama şampanyayla başla bakalım. Yerleştin mi Duygu? Rahat mısın kızım? Çok rahatım Sümbül abla. Çok mersi. Bu otel bir harika. Ne kadar şık. Bilseydim daha şık kıyafetler getirirdim. Aman al benimkilerden. Ben giymiyorum nasıl olsa. Size de şampanya ısmarlayayım mı Bahar Hanım? Aa, Yaman gel. İyi akşamlar. Hoş geldin Yaman. Biz geldik. Okay. Hadi kapat artık şu telefonu. I'll call you later. Bu kızın telefonu da hiç susmaz.
Çok özür dilerim. İyi akşamlar. Haşim Elekro dostu. Amerika'dan geldi. Yatırım danışmanı ve kuzenim. Ayağının tozuyla buraya getirdim. Oteli ve çevreyi inceleyip bize yabancı sermaye getirecek. Tanıştırayım. Sümbül Hanım. Merhaba. Bahar. Merhaba. Duygu. Merhaba. Seyhan. Merhaba. Ve Seymen. Ortağım Seymen bu işte. Memnun oldum. Ben de. Lütfen kimse rahatsız olmasın. Demek ünlü Seymen Bey sizsiniz.